Niye deliriyorsun ha? Ne yüzüğü ya? Delirdin mi sen? Yüzüğü takacağım ben? Ya ne yapacaktın Havva Hanım ha? Ben bu adamın karısıyım diye alnına mı yazacaktın? Tabii yüzük takacağım. Ya hayır. Nikah kıyayım diye ölüp biten sensin. Olurunu söyleyince kabahatlı benim. İyi tamam. Takalım. Bak. Hayat çelme takıyor insana. Umduğunla bulduğun başka olabiliyor. Benim umudum da hayalim de kalmadı teyze. Doğru dedin. Madem yapıyoruz tam yapalım. Alalım yüzük tamam. Ben alayım yüzükleri. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Alyanslarınızı görebilir miyiz? Tabii hanımefendi. Mert'im kolay gelsin. Hoş geldin abi. Adil'in başı kalabalık. Bunları gönderdi. Daha sonra hesaplaşacakmışsınız. Tamam. Oo, kolay gelsin. Teyze yeğen alışveriştesiniz demek. Hayırdır? Çok şükür şerinen işimiz yok. Malum Havva'nın başına gelmeyen kalmadı. Güvendiği dallar bir bir eline geldi. Morali düzelsin diye hediye alacağım yeğenime. Ya sen var ya çok vefalıymışsın ya. Bizim de başımıza nice karlar yağdı ama... bırak hediye almayı hatır solan bile olmadı. Sağ ol Cüneyt. Şikayetini geri çekmişsin. Baban mı söyledi? Seni sandığından daha çok seviyormuş. Geldi ikna etti beni. Ben de vazgeçtim. Neyse gözün aydın. Sağ olasın. Hadi size iyi alışverişler. Hadi kolay gelsin Mert. Selam söyle abi hatta. Aleyküm selam. Kız gerçekten seviyormuş bu oğlan seni. Yoksa baban orta yerinden çatlasa razı edemezdi bunu. Of, teyze bırak neyse ne ya. Hadi alalım da gidelim. Şey pardon bu değil de daha basit olanlarını görebilir miyim? Tabii. Tansiyonun düştü ya. İyi gelir bu. Pardon. Sen de mi geldin paşam? Ya şu hastane işlerini halledeyim dedim ben de. Vallahi dolanmaktan feleğim şaştı. Şekerli bir şeyler içeyim dedim ben de. Bitti mi işin? Bitti. Ya Havva kusura bakma. Ben hemşire girdiğince. Çok önemli değil. Şey, 5 dakikaya alırsın sonuçları dedi. Böyle dip dibe durmasanız. Of teyze ya.
Oflama bana. Ben ikinizin de iyiliği için diyorum. Paşam sen de gir de bitir işini haydi. Ne işi varmış kuyumcuda falan? Rahat erdiğini düşünüp alışverişe çıkmış. Nasıl ya? Oğlum Deli Remzi, Cüneyt şikayetini geri aldı demiş. Hadi canım. Vallahi oğlum. Nasıl adam bu ya? Ortaya çıkmayacak mıymış peki? Sen öyle bir şey yok deyince ne dedi? Demedim ki. Nasıl demedin? Şikayetini falan geri almayacaksın değil mi Cüneyt? Yok öyle ya ama oğlum. Çıktım bir kere bu yola, sonuna kadar gideceğim. Bırak öyle bilsin. Gönlünü rahat tutup keyfine baksın. Nasıl en beklemediğim anlarda en beklemediğim tokadı attı, bunun acısı neymiş o da görsün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.